Her geçen gün araç sayısı artıyor. Bakalım yayalar ve sürücüler otopark sıkıntısı çekiyor mu? Ben henüz yeni ehliyet aldım da Ankara'da da yeniyim. Ankara trafiğini çok bilmiyorum ama hani İstanbul'da kaldım mesela birkaç yıl. Orada ciddi bir problem. İstanbul'da değnekçiler hallediyor belli yerlerde bu işi. Hani o insanlara belli ücretler vermeniz zaman arabanızı çizebiliyorlar ya da her türlü başına iş getirebiliyorlar. Ankara'da hani henüz 1,5-2 aydır burada bulunuyorum ama evimden hemen bu cadde üzerinde. Dün kapının önüne çıktım, taksinin biri kaldırımdan, hani kaldırım yaya yolundan bahsediyorum, kaldırımdan yola girdi. Yani bir adım daha önde olsaydım muhtemelen bana çarpacak. Ne bileyim ben hani Ankara'yı daha düzenli diye düşünmüştüm. Bizim orada otopark yok ki. Hani Muş'ta falan fazla şeyimiz yok. Muş var tutan. Peki trafik nasıl orada? Trafik berbat. Yaya ya da sürücü olarak otopark sıkıntısı yaşıyor musunuz? Evet. Neler? Hangi birini? Yaya olarak yayalar otopark sahipleri geliyor şuraya park ediyor. Sence hem kanun gereğince 2917 trafik karayolları kanunu gereğince diyor ki yaya yolunun olduğu yerde araç olmaz diyor. Kızılay'ın değişik yerlerine bakın trafikte yayalarını halde araç sahipleri ben kendim bile bir hakim olarak kendim bile çekiyorum ya. Böyle bir rezillik var. Yani kültürlüsü de kültürsüzü de yaya yolunu kullanıyoruz. Yaya yolunun normalde kapatmaları lazım. Araç sahipleri araç yayalara bu park yerini, yaya yürüyüşlerini park etmemesi lazım. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, metropol şehirlerinin hepsinde bu böyle. Bunun ne kadar kültürlü de olsak, ne kadar kültürsüz de olsak yayayı ve engellileri unutuyoruz. Yani orada her şey var. Hayvan desen geçiyor. Yani trafik belli değil ne kimin şey olduğunu. Bizde böyle yani. Şeritler sağ sol taraf belli mi? Yok hiçbir şey belli değil. Peki otoparkta yok? Yok otoparkta yok. Oran hapse de boş. Çünkü hiçbir yatırım yok bir şey yok. Tabii ki yaşıyoruz. Oturduğum semtte çok yaşıyoruz özellikle. Bu Kocatepe civarında oturuyorum. Buralarda çok sorun yaşıyoruz. Otoparkım yok apartmanın. Evet maalesef. Park sorunu yaşıyoruz tabii ki. Komşularla çok sorunumuz oluyor doğal olarak. Huzur anlamında bayağı bir sorunumuz oluyor. Hayır yaşamıyoruz. Her şey rahat. Her şey rahat. Kızılay arabamızla gelemiyoruz. Neden? Gelip park edecek yer bulamıyoruz veya bulduğumuz park yerleri sorunlu. Ücretleri bazen çok kabarık. Yani benim gibi herkesin ciddi anlamda problem var. Bu nedenle ne yapıyorsunuz? Arabamızı kullanmıyoruz. Yaya ya da sürücü olarak otoparklarda sıkıntı yaşıyor musunuz? Tabii ki. Yaşıyorum. Ya kaldırımlarda araçlar çok mesela. Ankara'nın kesinlikle otopark sorunu var. Bundan kesin eminiz. İleride durum onu gösteriyor ki daha çok olacak. Birkaç sene sonra daha kötü olacak. Nasıl önlenebilir bu? Ya ev yapmayı bırakıp onun yerine bir otopark yapılabilir mesela. Birkaç yere, her semte. Vallahi birçok yerde karşılaşıyoruz. Mesela bazı böyle acelesi olan, kendini bilmez insanlar var. Yaya geçitleri, bazen hatta özürlü insanların sarı olan şeritleri. Maalesef onları engellemeleri, onlar bayağı bir sıkıntı. Özellikle evet park etmeleri bayağı bir sıkıntı. Çünkü şahit oluyoruz, bazen hatta biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maalesef biraz duyarlı olalım bu konularda. Yaya ya da sürücü olarak otopark sıkıntısı yaşıyor musunuz? Tabii ki. Neler? Ana caddeleri dahil, ara sokaklar dahil araç park sorunu devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi gelişen şartlar neticesi ücretli kaldırım ya da ara sokaklardaki şeyi kaldırdı ama bu sefer de araçlarını gelişigüzel parkı dolayısıyla sorunlar yaşanmakta. Yani kamu kurumları da bu anlamda görevini yapmıyor. Vatandaşın ne kabahati var? Vatandaş ne yapsın? Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşımız Türkiye'nin işleri böyle, böyle gelmiş böyle gider diye düşünüyor. Halbuki kamu düzeninin sağlanabilmesi için yetkililerin, etkili makamdaki insanların laisüel davranmaması lazım. İnsanların eğitimsizliği, trafik kuralları ile ilgili ihmali söz konusu ama gelişmiş ülkelerde insanlar bu bilince sahip olmakla beraber bu bilincin sağlanmasında birinci derecede yönetenlerin mesuliyeti var. Kesinlikle zaten şu andan otoparktan çıktım geldim. Yani sıkıntı derken birincisi otopark Kızılay içerisinde olduğu için bir sıkıntı var. Hani otopark edecek fazla yer bulamıyoruz. Hatta burası bile dolu olduğu zaman ofisim şu tarafta farklı yere gitmek zorunda kalıyorum. Özellikle bu engelli vatandaşlarımızın geçmesi gereken yerlere insanlar otoparklarını
park ediyorlar. Ben yurt dışında okuduğum için orada yaptırımlar var. Burada da yaptırımlar var ama pek uygulanmıyor. Otopark konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Şu an yok. Yani Ankara'da her yerde var yani. Olmadık bir şey yok ki. Her yer sorun. Mahalle arası sokaklardan Ankara'nın göbeği tam sorun. O ayrı bir dert. Ama ara sokaklar dahil. Bu çözülmemiştir yani yalan. Kim ben çözdüm diyorsa yalan söylüyor. Neden peki böyle? Böyle gelmiş böyle gider. Değişmez. Otopark sıkıntısı mı yoksa trafikten dolayı mı otopark sıkıntısı? Ya hiçbir şeyimiz düzgün değil ki. Düzeni olmayan şehrin her şey kötü gider. Yaya ya da sürücü olarak otopark sıkıntısı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz tabii ya. Kaldırımlara otoparklar, arabalar park ediyorlar. Mesela engelliler, normal vatandaşlar geçemiyor. Her taraflarda git yayalara bak, şey, kaldırımlara. Hep arabalar dolu yani. Otoparkın olmayışından kaynaklanıyor bunlar da. Otoparklarda zaten Ankara'da her tarafta hiçbir yerde otopark yok doğru dürüst. Doğru dürüst otopark olmadığından dolayı işte kaldırımlara park ediyorlar. Engelliler, çoğu engellileri biz kendimiz mesela kolundan tutuyoruz, karşıya geçiriyoruz. Yani öyle bir sistem yok yani Türkiye'de. Sistemin olmadığı yerde bozukluk olur yani. Yaya ya da sürücü olarak otoparklarda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşanıyor. Neler? Yayalara geçecek yani otoparktakiler zaten park ediyor. Genelde kaldırıma park ediyorlar. Farklı park ettikleri için de bayağı sıkıntı yaşanıyor. Yayaların geçecek yeri olmuyor. Özellikle sakat insanlara düşünmeleri lazım. Zaten Ankara'da otopark bayağı bir sıkıntılı. Çünkü park edecek yer bulamıyorsunuz. Yer bulduğunuz zaman da ücretler çok fahiş fiyatlarda oluyor. Bu yüzden genel anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Yaya ya da sürücü olarak otopark sıkıntısı yaşıyor musunuz? Evet. Kaldırıma park ediyorlar. Sonra geçemiyoruz. Kenardan geçmemiz gerekiyor. Bir kere araba çarpacaktı istedik. Otopark konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Hem de nasıl? Devlet ona bir çare bulamadı. Ekonomi bir, otopark iki. Bu hepimizin sıkıntı yani. Ne sıkıntılar var? Ya adam binayı yapmış, otoparkı yok. Artı yani bir de otoparkın ön tarafında dükkanı da kaplamış şimdi. Otoparkın giriş yerlerinde dükkan mekan olarak kapatıyor. Trafik halinden Allah bullak oluyor. Kaldırımları, arabalar iş geliyor, yayalara yok. Kovalamaca, polislerden kovalamaca. Kalıyoruz orada. Sizce bu sorun neden? Yanlış yerleşmeden. Yaya olarak ya da sürücü olarak otoparklarda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Evet. Yaya olarak sürekli yaya geçitlerine park ediyorlar. Karşıdan karşıya geçilmiyor. Normal yola girmek zorunda kalıyoruz. Araç yoluna girmek zorunda kalıyoruz. O da tehlike yaratıyor. Yaya ya da sürücü olarak otopark sıkıntısı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Nelerdir? Yani eski binalarda özellikle otopark sorununun önceden düşünmemesi. Bir de caddelerimizin çok dar olması. Yani büyük bir yatırım ister onları tam. Araç sayısı her gün artıyor ama yollar yetersiz. Mesela diyelim ki bunlar böyle otobüslerin burada böyle ticari taksilerin bunların böyle olmasına cezaları kesilmesi lazım. Bunların böyle hataları var ama bunları yasak olması lazımken bunlar halen burada yasak olduğu halde park ediyorlar. Ankara'da özellikle büyük caddeler üzerinde o sıkıntı sürekli yaşanıyor. Ama yani bu işe çözüm için de bir çaba sarf edilmiyor gördüğümüz kadarıyla. Arabamızla biz gelemiyoruz mesela. Akşam bir yere oturmaya geleceğimiz zaman arabamızı getirsek yine sıkıntı yaşanıyor yani. Yaya geçişi olurken arabalar geçiyor. Ya da yaya geçitinin olduğu yere park yapılıyor. Ne sıkıntıya yol açıyor? Geçişlerimizi engelliyor. Yaya ya da sürücü olarak otopark sıkıntısı yaşıyor musunuz? Hayır. Rahat şekilde gidiyoruz. Yaya olarak ya da sürücü olarak. Yaya olarak otoparkta yapıyorlar ya, sarı çizgilerin üzerine araba park ettiğince ben ondan çok sıkıntı yaşıyorum.